Merhaba arkadaşlar. E-Perakendecilik dersinde bu hafta sizlerle veri madenciliği konusunu işleyeceğiz. Bu konu kapsamında sizlerle veri ambarları, veri, enformasyon, bilgi, veri madenciliği modelleri, elektronik ticaret ve veri madenciliği, veri tabanlı pazarlama ve perakendecilik, perakendecilikte veri tabanlı pazarlama oluşturma sürecini kısaca ele alacağız. Elbette ki bu bir kısa konu anlatımı. Bu yüzden kavramları değinip kavramlardan sonra bu kavramların ne işe yaradığını basitçe size özetlemeye çalışacağım. Bilgisayar teknolojisi ve veri tabanlarının kullanımı son yıllarda işletmecilik açısından çok kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte birçok kuruluş rutin olarak da çok büyük miktarda veri toplamaya ve bu verileri depolamaya başladılar. Verinin boyutları ve karmaşıklığı verinin anlaşılmasını ve çözümlenmesini zor bir hale getirdiğinden bilgiyi keşfetmek hem de çok hem çok büyük bir uğraş hem de çok bir büyük, büyük bir iş haline dönüştü. Bu İşletmeler için çok büyük bir fırsat haline de döndü. Özellikle günümüzün önemli işletmecilik eğilimlerinden bir tanesi olan büyük veri kullanımı bu anlamda artık günümüzün çok önemli rekabet araçlarından biri haline dönüştü. Bunun nedeni nedir derseniz, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi, günümüzde işletmelerin hayatta kalabilmesinin tek koşulunun artık müşteri tatminine bağlı olması. Müşteri tatminini en üst seviyede tutabilmek ve bu anlamda bunu bir rekabet aracı, bir rekabet e, silahı haline dönüştürebilmek ancak müşteri istek ve taleplerine doğru yanıt vermekle mümkün olabiliyor. İşte bu noktada da baktığınızda müşteri talep ve isteklerini kısa sürede ve doğru biçimde cevap vermek vermek yanıt vermek işletmelerin esnekliğine bağlı bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir başka ifadeyle daha düzgün toparlamamız gerekirse eğer siz müşteri istek ve ihtiyaçlarına zamanında ve doğru biçimde cevap vermek istiyorsanız işletmenizin esnek bir yapıya sahip olması lazım. İşletmelerin esnek yapıya sahip olmaları ancak müşteri istek ve ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilmelerine bağlı. Bu anlamda baktığınızda da işte veri madenciliği teknikleriyle biz bu esnekliği yakalamaya, müşteri istek ve ihtiyaçlarını bir parça önceden tahmin etmeye çalışıyoruz. Yaşanan teknolojik gelişmeler toplumlarda sosyal ve ekonomik açıdan da büyük değişikliklere neden oldu. Yaşanan bu değişimler toplumların işin açıkçası artık bilgi toplumu diye tanımladığımız yeni bir türe, yeni bir tipe bürünmesine yol açtı. Günümüzde bilgi çok önemli ve etkili bir kavram olarak her alanda yer alıyor. Ve artık bilgi bir üretim faktörü olarak işletmecilikte kabul görüyor. İşte bu noktada da baktığınızda iş dünyası da bu akımdan son derece fazla son derece büyük biçimde etkilendi ve bilgi iş dünyasında en önemli unsurlarından biri haline dönüştü. Özellikle yönetici konumundaki kişilerin doğru ve zamanında karar verme gereksinimlerini karşılamak, doğru ve geçerli bilgiye sahip olmayı işletmecilikte zorunlu hale dönüştürdü. Peki veri, enformasyon ve bilgi ve aralarındaki ilişki nedir? Bu üç kavram birbiriyle bu kadar önemli bir e, yapıysa bu üç kavram arasındaki ilişki nedir? Bunlar birbirlerinin yerine sıklıkla konuş, kullanılan ve gerçek anlamda anlamlarının ne olduğu konusunda kafa e, karıştıran temel konular. Bu noktada baktığınızda eğer biz bilgi ve müşteri tatmini, müşteri tatmininin temelinde de bilgi ve, ve bilgi tabanlı yönetim, bilgi tabanlı e, pazarlama, bilgi tabanlı perakendecilikten bahsediyorsak bu üç kavramın ne olduğuna bakmamız ve bu üç kavramın ne olduğunu çözmemiz lazım. Bu üç kavram açısından baktığımızda veri ee, hem ham haldeki işlenmemiş kayıtlar olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek anlamda baktığınızda ekranda da okuduğunuz gibi, gördüğünüz gibi Latince'de gerçek anlamına gelen datum kelimesine denk geliyor. Ve data olarak kullanılan kelime ise e, çoğu datum anlamına geliyor. Yani bir başka ifadeyle ham ve işlenmemiş gerçekler veri. İngilizce karşılığı olarak da data ki bugün data kelimesi Türkçede de Türk, e, Türkçede de çok kullanılan kelimelerden bir tanesi veriyle eş anlamlı bir kelime. Ham ve işlenmemiş gerçekler olarak karşımıza çıkıyor. Kavramsal anlamda veri kayıt altına alınmış her türlü olay, durum ve fikir. Çünkü az önce söylediğim gibi gerçek anlamına geliyor verinin anlamı. Dolayısıyla kayıt altına aldığımız her türlü olay, karşılaştığımız olay, karşılaştığımız durum ya da öğrendiğimiz fikir bir veri haline dönüşüyor bizim için. Bu anlamda çevremizdeki her nesneyi bir veri olarak algılayabiliriz. Ve bu anlamda yine konuya yaklaştığımızda verinin ne kadar esnek bir yapıya sahip olduğunu görmemiz mümkün. Bu anlamda baktığımızda veri temel olarak varlığı bilinen, işlenmemiş, ham haldeki kayıtlar olarak adlandırılabilir bu anlamda konuya yaklaştığımızda. Yani ilişkilendirilmemiş, düzenlenmemiş yani anlamlandırılmamış kayıtlara biz veri adını veriyoruz. Ancak bu durum her zaman geçerli midir diye sorarsanız elbette ki geçerli değil. İşlenerek farklı bir boyut kazanan veri daha sonra bu haliyle kullanılmak üzere başka bir amaç için tekrar veri haline dönüşebilir. Yani işlediğinizde bir veriyi Belki enformasyona ve bilgiye dönüştüreceksiniz ama o başka bir amaç için tekrar kullanılmaya kalkıldığında bu noktada tekrar veri haline dönüşebiliyor. Peki enformasyon nedir? Enformasyon, e, information İngilizce karşılığı çoğu kez Türkçe'de bilgi olarak çevriliyor. E, bu noktada bilgi e, kavramı ya, ya da bu kavramların tam Türkçe karşılıklarında işin açıkçası ciddi sorunlarla yaşıyoruz. Enformasyon ise verilerin düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş ee, ve e, anlamlandırılmış hali olarak tanımlanıyor. Enformasyon belli bir amaç doğrultusunda yapılıyor ve enformasyon belirli başka bir amaç içinde veri halini koruyabiliyor. Örneğin son bir haftada hangi ürünlerin markette satıldığı ya da satılmış olan ürünlerin miktarları ve tutarları hale dönüştürülmüş veriler bizim için bir enformasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bir elektronik ticaret sitenizin olduğunu ya da bir elektronik perakendecilik sitenizin olduğunu düşünelim. Her hafta baktığınızda işte hangi ürünler daha çok gitmiş, hangi ürünler hangi bölgeden daha çok tercih edilmiş ya da hangi ürünlerin çeşitliliğine ilişkin sipariş almışsınız bunları kayıt haline dönüştürdüğünüzde siz artık enformasyona ulaşmış oluyorsunuz. Yani karşılaştığınız durumu kayıt altına alıp kullanılabilir hale geldiğinizde bir veriye veriyi enformasyona dönüştürmüş oluyorsunuz. Peki bilgi nedir? Bilginin İngilizce karşılığı knowledge olarak çeviriyor. Ee, İngilizce tam karşılığı knowledge kelimesi. Enformasyonun birey tarafından algılanması ve sonuç çıkarmasıyla olur. Yani bir başka ifadeyle neden bahsediyorum? Eğer biz hani e, temel olarak baktığımızda e, bu hani sizin elektronik perakendecilik siteniz var ve bu elektronik perakendecilik sitesinde her hafta hangi ürünün daha çok gittiğini gördük ve baktık. Hangi ürünler hangi gün daha çok satılıyor ya da hangi ürünler hangi bölgedeki müşteriler örneğin Ankara'daki müşteriler ya da İstanbul'daki müşteriler hangi ürünleri daha çok kullanıyorlar. Buna ilişkin bir analiz yaptığımızda ve işte e, örneğin takı ile ilgili takı ya da kıyafet açısından baktığınızda eteğin daha çok Ankara'da, pantolonunsa İstanbul'da e, satılıyor olduğunu bulduğumuzda ve pantolonun işte daha çok kullanılma nedeninin de işte özellikle kadın giyiminde işte otobüse, tramvaya, metroya binmek açısından daha rahat ettiğini Bulabiliyorsak eğer bu noktada biz bilgiye ulaşmış oluyoruz. Yani bir çıkarsama bir yorumlama yapmış oluyoruz. Bu yüzden işte bu tür sonuçlara ulaşabilmek açısından bu üç kavram arasındaki ilişkiyi çözmek çok önemli. Bu yüzden de biz ne yapıyoruz? Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki ilişkiyi ve bu kavramların neler ifade ettiğini öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Veri ambarı peki nedir? Hani çok kullanılan bir kavramlardan biri bir de veri madenciliği de öyle. Peki nedir bu kavramlar? Kısaca bunları da bahsedeyim size. Veri ambarı işin açıkçası veri madenciliği işleminin yapılacağı verilerin oluşturduğu özel veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor ekrandaki şekilde de zaten veri ve ambar kelimelerinden yola çıkarak veri ambarının ne olduğunu tanımlamaya çalıştık ekrandaki tanımda da görüldüğünüzde verilerin depolandığı ve yönetildiği donanım ve yazılımlar aslında akla geliyor veri ambarı dendiğinde verinin depolanması belirli bir düzen içerisinde dosyalanması istediğinde de erişilebilir bir konuma gelmesi ee, ve gereken sıklıklarla da bu verinin kullandığımız bu verinin güncellenmesi ve yazılımlar kullan kullanılarak da bu verinin bilgiye dönüştürülmesi, amacıyla tutulması ve saklanması veri ambarı olarak tanımlanıyor ve ifade ediliyor. Bu tanım çok önemli. Neden çok önemli derseniz? Bizim elimizdeki bilgiyi kullanmamız, elimizdeki veriyi doğru biçimde bilgiye dönüştürebilme sürecimiz vereceğimiz kararların doğruluğu ve isabeti açısından çok önemli. Dediğim gibi bir elektronik perakendecilik siteniz var ve bu sitede en çok neyin satıldığını, nasıl satıldığını ve kim tarafından alındığını öğrenmek istiyorsunuz. Çünkü siz bu öğrendiğiniz bilgiye dayanarak gelecekteki yatırımlarınızı ve gelecekteki pazarlama kararlarını vereceksiniz. Örneğin hiç satılmayan ürünleri daha az sipariş edeceksiniz ya da çok satılan ürünleri daha sık sipariş edeceksiniz veya hiç satılmadığınız satılmadığını gördüğünüz ürünleri sitenizden çıkartacaksınız. İşte bu tür önemli kararlar verebilmek ve müşterilerin taleplerini zamanında ve gereken biçimde karşılayabilmek için sizin iyi bir veri ambarınızın olması ve bu veri ambarını da iyi biçimde yönetebilmeniz lazım. Bu yüzden veri madenciliği, veri ambarı ile birlikte veri madenciliğini de çözmeniz gerekiyor. Yani bilgiyi topladınız, sık, sık güncelliyorsunuz, işte bu bilgiyi bilgisayarınızda depoluyorsunuz. Ama sizin aynı zamanda bu veriler topladığınız veriler arasında sorgulamalar yapmak ve analiz yöntemlerini kullanarak bunu bunlar arası ilişkilendirmeler yapmanız gerekir. İşte bu noktada da karşımıza veri madenciliği çıkıyor. Yani bir başka ifadeyle eğer özetlememiz gerekirse ya da sonuç cümlesini kurmamız gerekirse veri ambarı olmak zorunda. Peki diyebilirsiniz ki ya hocam bu veri ambarına nasıl ulaşıyor şirketler? Aslında biz her gün veri ambarına veri sağlıyoruz. Nasıl? Örneğin markete gidiyorsunuz ya da mağazalara gidiyorsunuz. O mağazalardan sizinle ilgili sadakat kartlarımız var hepimizin müşteri kartlarımız var hemen bir alışveriş yapıyoruz bize ufacık indirimler veya işte hediye puanlar veriyorlar bunun karşında hemen kartımızı uzatıyoruz ödeme yapmadan önce o kartımızı geçiriyorlar post makinesinden ve bizim hangi ürünü ne zaman nasıl satın aldığımıza ilişkin veriye ulaşmış ve veriyi kayıt altına almış oluyorlar ve dolayısıyla bizim ne zaman nerede nasıl satın alma yaptığımız ne sıklıkla satın alma yaptığımıza ilişkin tüm veri veri ambarını kolaylıkla oluşturabiliyorlar. Bu elektronik perakendecilik açısından çok daha kolay. Siteye giriş zamanı, siteye giriş sıklığı, siteye giriş, e, sitede kalma süresi gibi veriyi ve siteden yapılan siparişler ve sipariş tarihçesini çok kolaylıkla kayıt altına alabilirsiniz. Buna ilişkin çok güzel yazılımlar var ve siz herhangi bir müşteri geldiğinde ve ona üyelik sistemi de eğer oluşturmuşsanız, o üyeye ilişkin tüm veriyi e, anında güncelleyebilir ve ona yeni veriler ilave ederek veri madenciliği yoluyla da bu veriler arasındaki ilişkiyi kurarak o müşteriyi tanımış ve o müşteriye ilişkin sonuçlara, o müşteri ilişkin bilgiye kolaylıkla ulaşmış olursunuz. Peki e, veri madenciliği en çok e, perakendecilikte ve pazarlamada nerede kullanılır? Hani birazcık da isterseniz onlardan bahsedeyim. Veri tabanlı pazarlama ve perakendecilik konusuna girmeden önce. En çok pazarlamada kullanıyoruz, en çok banka ve sigortacılıkta kullanıyoruz, iletişimde kullanıyoruz, sağlık ve ilaçta kullanıyoruz, bilim ve mühendislikte kullanıyoruz. Yani aslında baktığınızda veri madenciliği konusunu ve veri madenciliği, veri tabanlı karar vermeyi biz hayatın her alanında, iş dünyasının her alanında kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Böylelikle neye ulaşıyoruz? küçücük bir örnek kitabınızda da var benzer bir örneği sevgili yazarlarımız kullanmışlardı. Örneğin bir restoran zincirinde Hangi şubenin ne kadar ciro yaptığını, hangi ürünlerin hangi noktalarda ne kadar satıldığını, hangi saatlerde yoğunluk yaşadığını, hangi saatlerde e, ne tür müşteri şikayetlerinin alındığını, sitede kalma sürelerinin ne olduğunu öğrenme şansına sahip olabilirsiniz. Örneğin düzenli sizden alışveriş müşteri yapan müşterilerinizin kimler olduğunu Örneğin kargo masraflarının elektronik perakende sitenizden kargo masraflarının ne kadar yüksek olduğunu, hangi müşteriye promosyon yapmanız gerektiğini öğrenme şansına sahip olabilirsiniz ve veri madenciliği bu noktada size çok da önemli katkılar sağlar. Sözünü ettiğim gibi buradaki en önemli sorun nedir derseniz en önemli sorun müşteriyi tatmin etmek ve bu tatmini sürekli kılmak, sürdürülebilir kılmak. İşte bunun temelinde de müşteri ilişkin her şeyi bilmek, müşteri ilişkin her şeyi önceden öngörmek yatıyor. Bunun da anahtarı veriden, bilgiden ve veri tabanlı pazarlamadan geçiyor. Veri tabanlı pazarlama ve perakendecilik arasındaki ilişkiyi kurmamız gerekirse işin açıkçası hani bu noktada da ekranda buna ilişkin bir tablo hazırladım ve perakende sektöründe veri e madenciliği uygulamalarını esas alarak veri tabanı pazarlama ve perakendecilik ilişkisini göstermek istedim size. Örneğin bölümlendirmede kullanabilirsiniz. Müşterinin de verdiği değere göre bölümlendirmede kullanabilirsiniz. Müşterinin davranışına göre bölümlendirmede kullanabilirsiniz. Örneğin terk edecek müşterilerin tahminini yap yapabilirsiniz ve bağlı olarak o müşteri için yatırımlarınızı azaltabilirsiniz. Çok önemli bence çapraz satış önerileri geliştirebilirsiniz. Ee, i̇nsanlar bu siteye girdiğinde bunu bir mağaza olarak düşündüğünüzde tek bir malla, tek bir ürünle çıkmalarını istemezsiniz. O ürünle birlikte öneriler geliştirirsiniz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Amazon. Siz bir kitap için e, kitap arıyorsunuz ve o kitabı satın alırken size diyor ki bu kitabı satın alanlar aynı zamanda bu kitapları da satın aldılar. Eğer okumak istiyorsan bu konuda bilgini güçlendirmek istiyorsan şu kitaplara da ayrıca bakabilirsin gibi satış önerileri getiriyorlar bu yüzden çapraz satış özellikle önemlidir satış performansınızı arttırmakta buna ilişkin ee, kullanabilirsiniz kampanyalar yapabilirsiniz müşterilerin özel günler için kampanyalar yapabilirsiniz özellikle mağazalı e, mağazanıza kim nasıl geliyor müşteri profiliniz nedir verimliliğiniz nedir Mağazanıza ne tür ilerlemeler ve geliştirmeler yapmanız lazım? Hani internet üzerindeki mağazanıza ne tür ilerlemeler ve geliştirmeler yapmanız lazım? Geçen haftaki derslerde önceki derslerde mağaza tasarımını konuşmuştuk. Mağaza ile ilgili örneğin navigasyonla ilgili bir problem var mı? Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlikle ilgili bir ciddi problem var mı? Bunları görme şansına erişebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Buna ilişkin isterseniz basitçe faydalarını önce söyleyeyim. Siz bunu yaparken bir kere her şeyden önce az önce de sözünü ettiğim gibi sürdürülebilir müşteri tatminini ve bağlı olarak uzun süreli müşteriyle ilişkili ilişki kurma şansına erişirsiniz. Bu da çok önemli bir rekabet avantajı artık. Çünkü biz artık sadakatin davranışsal değil tutumsal sadakat olduğunu söylüyoruz. Ama siz bunu veri tabanı pazarlamayı kullanarak veriyi ve bilgiyi doğru kullanarak siz bunu tutumsal sadakattan davranışsal sadakata dönüştürebilirsiniz. Bu da son derece önemli bir rekabet avantajı satış işlemlerini çok daha etkin yönetebilirsiniz müşterilerin hakkındaki bilgileri genişletebilirsiniz ve çok daha tutarlı bilgilerle doğru müşteri yönetimi gerçekleştirebilirsiniz Peki bunu nasıl sağlayabiliyoruz her şeyden önce e, kaynakları ve müşteri veri gereksinimlerini belirliyoruz Doğru veri bizim için çok önemli. Önümüzdeki her türlü gerçek, etrafımız sürekli gerçeklerle dolu. Ama her gerçek kayıt altına gerek almalı mıyız sorusu burada çok önemli. Hangi gerçek bizim işimize yarayacaksa onu kayıt altına almalıyız. Müşteri verilerinin çeşitlerini tanımlayıp buna nasıl ulaşacağımıza karar veriyoruz. Sonra bu verileri bölümlendirip doğru biçimde analiz ediyoruz. Evet bugünkü dersimizde bu kısa konu anlatımında sizinle e-perakendecilik dersinde veri veri ve tabanlı pazarlama ve perakendecilik arasındaki ilişkiyi kurduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.